neler? Yani ben teknoloji bağımlısı mıyım ya da değil miyim diye zihninizden bir takım sorular geçiyor olabilir. Ya da arkadaşınızı etiketlemek istediğinizde, ben şimdi 3 sınıf var burada. Sınıfları gezecek olsam sorsam kimler teknoloji bağımlısı? Soruyorum, kimler teknoloji bağımlısı? 1-2 kişi el kaldırır. Aslında niye el kaldırıyorsunuz? Teknoloji bağımlılığın tam olarak ne olduğunu bilmemizden kaynaklı. Herhangi bir teste tabi tutuldunuz mu bağımlı etiketini yemek için? Ya da var olan kriterleri değerlendirdiniz mi? Bunu yapmadığınız için birkaç kişi ben bağımlıyım diyebilir. Şimdi sizinle hep beraber bir test yapacağız. Teknoloji bağımlılığı konusunda hangi noktada olduğunuzu ölçmüş olacağız. Tabii bu test sonucunda sizler kalabalık olduğunuz için kendi kendinize bir puanlandırma sistemi oluşturacaksınız. Nasıl olacak onu şimdi size aktaracağım. Testinizi yaptıktan sonra çözüme dair neler yapacağız? Risk grubundaysak eğer bizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Şimdi teknoloji testinde normalde 1'den 5'e kadar bir puanlandırma sistemi var. Ama ben bunu yapmayacağım çünkü 1'den 5'e kadar puanları belki zihninizde tutmayabilirsiniz. Benim sizden ricam hepinizin şöyle bir ayağa kalkması. Kalkın lütfen. Evet. Her oturuşunuzda 5 puan kazanacaksınız. Anlaştık mı? Ben oturum dediğim zaman 5 puan cepte olacak. Sonrasında herkes kendi puanını zihninde tutacak. Başlıyoruz testimize. Birincisi, bilgisayar ya da diğer teknolojik aygıtlarla geçirdiğim zaman yüzünden günlük sorumluluklarımı aksatıyorum diyenler. Nadiren aksatıyorum, zaman zaman aksatıyorum diyenler ayakta kalsın. Sık sık aksatıyorum sorumluluklarımı, çoğu zaman ve her zaman diyenler otursun lütfen. Bunlar 5 puan cepte. Cebe koyduktan sonra ayağa kalkıyoruz tekrar. İkinci soru bu. Daha fazla internet.